30 milyar parayı alınca 6 ayda bu paraları götürdük. İşçiye, köylüye, memura verdik. 100 alan memur 6 ayda 256 aldı. Bu ne demek biliyor musun? Şimdi şurada 500 lira alıyor, 400 lira ev kirası ödüyor memurlarımız. O memurlarımızı kahvede bulun, sokakta bulun, evinde ziyaret edin. Gidin deyin ki bak şimdi Milli Görüş yeniden geliyor. Ne olacak biliyor musun? 23 Temmuz'dan itibaren 500 lira yerine 1500 lira almaya başlayacaksın. Nasıl yapacaksınız? Biz öbür partilerden bir tanesi değiliz. Onlar dişi çıkmamış çocuk. Tecrübeleri yok. Sadece milleti aldatmak için KDV'yi şuraya indireceğim, mazotu buraya indireceğim. Neyle yapacaksın desen cevap veremez. Neden? Çünkü sen de IMF'cisin yahu. Sen de Amerikancısın. Sen de Avrupa Birlikçisin. Yapamazsın ki. IMF'nin emrinden çıkmadan bunu yapamazsın. IMF'nin emrinden çıkmak iman ister. İman, iman, iman. Bir, Milli Görüş hükümeti olarak 50 milyar dolarlık bütçeye 6 ayda 35 milyar dolar ilave ettik. Çünkü 30 milyarı halka verince halk esnafa gitti. Alışveriş yaptı, esnafın yüzü güldü. Esnaf üreticiden daha çok mal istedi. Üretici işsiz kardeşlerimize gel iş vereyim dedi. Ekonomi canlandı. Bereket geldi, bereket, bereket. Bu öbür partiler bereket kelimesinin manasını bile bilmezler. Bak şimdi ben Türkiye'nin neresine gitsem 80 yaşında bir ninemizle karşılaşıyorum. Bana bak Erbakan sen misin diyor. Beni ismen biliyor tanımamış. Evet benim dediğim zaman Allah senden razı olsun yahu. Ben Bağkur emeklisiyim. Senin zamanında bir 80 lira zam aldım. Bugün hala ondan yaşıyorum çünkü bunların verdikleri %200 zamla ekmek almam mümkün değil. Adam kendi anlatıyor. Erbakan diyor. Sen bize 6 ayda %250 zam verdin ya, ben maaşı veren memurla kavga ettim. Dedim arkadaş yahu yanlış hesap yapıyorsun, benim bu kadar maaşım olamaz. Sonra başın derde girer, bir daha kontrol et dedim. Dedi ki Erbakan hükümeti geldi, bu onun bereketi, bu senin asıl maaşındır. Hocam, neden bu diğer partiler, bu işbirlikçi partiler bunu yapamaz da ancak Saadet Partisi, ancak Milli Görüş yapar? Çok açık kardeşim, işbirlikçi partiler, senin bir yıllık gelirin 400 milyar dolar milli gelirin. Bunun 200 milyarını faize veriyorlar. Demin Mustafa Bey kardeşimiz size açıkladı. Yarısı faize gidiyor. İşbirlikçi partiler IMF'ci, IMF Siyonist kuruluş. Irkçı emperyalizmin kuruluşu senden alıyor, senin sırtından, hortumdan kan değmiyor, götürüyor işbirlikçilerin, işbirlikçi iş adamlarının, işbirlikçi medyanın, işbirlikçi politikacıların ve dışarıdaki işbirlikçilerin cebine akıtıyor. Biz ne yapacağız? Ne yaptık? Bizim yapacağımız iş çok basit. Biz pompanın ağzını alıyoruz. İşbirlikçinin cebinden çıkartıyoruz, halkın cebine koyuyoruz. Bas Allah bas. Efendim bu kadar basitse onlar niye yapamıyor? Onlar yapamaz. Çünkü onlar IMF abilerinden ödleri patlar. Onlara İsrail müsaade etmez. Onlara IMF müsaade etmez. ABD'li abileri müsaade etmez. İşbirlikçiler bu işi düzeltemezler. Onun için Milli Görüş, onun için Milli Görüş, onun için Milli Görüş, başka çare yok.
Çok aziz muhterem kardeşlerim, bak biz bir havuz sistemi kurduk, devletin bütün parasını elektronik merkezde topladık. Bir de baktık ki Allah'a şükür olsun çok zenginiz. Ya bu kadar parayı nasıl harcayacağız diye şaşırdık. Dışarıdan %150 faizle borç almak yerine devletin kendi parasını kullandık ve böylece devleti faizden kurtardık. Allah bu nimetleri bize vermiş. Bu işbirlikçiler bunları işbirliklerin cebine, dışarıdaki emperyasyonun cebine akıtıyor. Sen onun için aç kalıyorsun, onun için borç içerisinde boğuluyorsun. Onun için bu fakirlik içerisinde inim inliyorsun. Meseleyi kavra. 50 senedir bu oyun oynanıyor. Artık bir defacık şu işbirlikçilerden önce ne demek istediğimizi sen anla. Ey bu vatanın asil evladı, temiz çocuğu, milli görüşçü yavrusu, gerçeği gör, bir daha aldanma. Kurtuluş ancak milli görüştedir. Biz 54. hükümet olarak sadece ekonomik kalkınma yapmadık, manevi kalkınma yaptık. 600 tane İmam Hatip okulunda 600 bin evladımızı yetiştirdik. 5 bin Kur'an kursunda 500 bin evladımızı okuttuk. Hiçbir zaman kimseye inancından dolayı zulüm yaptırmadık. Büyük bir manevi kalkınma yaptık. Vatana millete en büyük iyiliği yaptık. Benim şu sözümü her zaman duyuyorsunuz. Bir milletin asıl gücü tankı değildir, parası değildir, inançlı evlatlarıdır. Biz bu inançlı kadroları yetiştirerek vatanımıza, milletimize en büyük iyiliği yaptık. Öbür taraftan dış politikada yeni bir dünya kurmaya başladık. Bak dün D8'lerin kuruluşunun 10. yıl dönümünü kutladık. D8'ler nedir? Bunun manasını bilirsen oyunu saadet parasını vermek için yeter de artar bile. Biz 28 Haziran'da işe başladık. Bir ay sonra İslam Konferansı'nı topladık. İslam Konferansı dedik ki arkadaşlar artık ciddi çalışacağız. Çünkü Batılılar 20. Açlık Seferini ilan ettiler. Bizi yok etmek istiyorlar. Kendimizi savunacağız. Yeni bir dünya kuracağız. Bu yeni dünyayı kurmak için önümüzdeki ay devlet başkanlarınızı çağırıyoruz. Gelsinler, her şeyi değiştireceğiz. Çünkü Türkiye'de refah başı iş başına geldi. Şimdi dünya değişecek. İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda 15 Ekim 1996'da yaptığımız toplantıda müteakip toplantının gününü tayin ederken bir de baktık ki 60 tane Müslüman ülke, efendim benim devlet başkanımın o gün falanca yere seyahati var, gelemez. Bize şu misafir geliyor, gelemeyiz. Bizim kurtuluş günümüz, gelemeyiz. Bir saatte toplantı gününü tayin edemedik. Onun üzerine dedik ki arkadaşlar bu böyle gitmez. Nüfusu 60 milyondan fazla olan Müslüman ülkelerin 8 tanesiyle bir çekirdek kuracağız D8'leri. Gece gündüz çalışacağız. Etrafına D60'ları toplayacağız. Onun etrafına bütün ezilen dünyayı, Rusya'sı, Çin'i, Hindistan'ı, Brezilya'sı dahil 165 milyarlık ülkeyi toplayacağız. Yeni bir dünya kuracağız. Ve böylece D8'lerin kuruluşuna karar aldık. 8 aylık bir hazırlıkla devlet başkanlarının imzalarıyla D8'i kurduk. D8 yeni bir dünyanın kuruluşudur. Bugünkü sömürücü, insanları ezici, ezen ezilen zulüm dünyası yerine saadet dünyasının kurulmasının temellerini attık. Biz bunları yaptığımız halde arkamızdan gelen bu işbirlikçiler ne yaptılar gördünüz 10 seneden beri. Alt alta geldiler, olmadı. Üst üste geldiler, olmadı. İkisi bir geldi, olmadı. Üçü bir geldi, olmadı. Bir tanesi geldi, 360 milletvekili aldı. Gene olmadı, gene olmadı, gene olmadı. Olmaz. Olmaz, olmaz. Milli görüşsüz olmaz. Ey aziz milletimin kıymetli evladı, bak sana sesleniyorum. Milli görüşten başka çare yok. Bu kapıya geleceksin. Ben niçin çırpınıyorum? Başını gözünü yardıktan sonra, aç kalıp inim inim inledikten sonra değil. Şimdi henüz daha iş bitmemişken gel, kurtul ve bütün insanlığı kurtar. Ecdadının yoluna dön, aslına dön, inancına dön, kimliğine dön. Kurtuluş milli görüştedir. İşte bu akşam bu milli kurtuluş harekatını başlatırken
Konyalı kardeşlerimle beraber 75 milyon milletimize bu gerçekleri sesleniyoruz. 11 senede her şeyi denedik. Milli görüşü de gördük, işbirlikçileri de gördük. Şunu bilesiniz ki bir ülkeye hak geldikten sonra artık batıl bir daha yeni bir şey icat edemez. Yeniden gelemez, avdet edemez, tutunamazlar. Bitmişlerdir. Hepsi gidecek, tekrar milli görüş gelecek. 5 hafta kaldı. Her şey bizim canla başla çalışmamıza bağlı.